Medine'de sallana sallana, Medine'de kırkın adımlarla, Medine'de sanki kainat başına düşmüşçesine yürüyor. Onu anlatırken içimde hep fırtınalar eser. Onu anlatırken hep anlatamamış olmanın hakkını veremediğimi düşünürüm. Onu anlatırken sanki kitaplarda onu okurken siret kitaplarında bütün rikkat ve dikkat bakışlarım onun hayatına hep odaklanmıştır. Müthiş bir insan. Vallahi bir benzerine daha tarihte şahit olunmamış ender bir insan. Müthiş bir insan. Ama her şeyle öyle, siyasi hareketlerde de öyle, komutanlıkta da öyle, adalette de öyle, ahlakta da öyle, kendisinden çok konuşturulmuş bir zat, kendisinden çok bahsettirilmiş, kainat yaratıldığından beri şu dünyaya gelen ender insanlardan, İslam tarihinde en çok konuşulan isimlerden birisi, kendine hayran bırakan isimlerden birisi. Medine'de dalgın adımlarla ama yere ağır basan, kumları harekete geçiren sert adımlarla yürümekte, uzun boyuyla yeri basan, kumları yerden kaldıran, o cüssesiyle, heybetiyle, şecaatiyle Medine sokaklarında yürümekte. Kim bu zat? Kim bu zat? Hazreti Ömer. Geceleri İnsanların uyuduğu o saatlerde, insanların istirahat ettiği o saatlerde, kim bu uyumayan bu zat? Herkesin uyuduğu şu saatlerde uyumayan kim bu zat? Herkesin sabah namazına kalkacağı vakitlerde, istirahat edip uyuduklarında, elinde bir mendille Medine sokaklarında, ya leyte ümmülem terinni, keşke annen seni doğurmasaydı diyen, kalben ağlayan, gözyaşları döken, kim bu zat? Annen seni doğurmasaydı diyen, kendine hayıflanan, kim bu zat? Herkes uyurken nöbet bekleyen, kim bu zat? Medine'nin, Mekke'nin, Irak'ın, İran'ın, Basra'nın, Yemen'in halifesinden bahsediyorum. 5 gece içerisinde bütün Arap beldelerini fetheden bir zattan bahsediyorum. Kisra'yı İran'ın tarihindeki en büyük hazinelere sahip olan, İran'ın büyük saraylarının sahibi olan Kisra'yı sarayında sarsan, sarayını başına çeviren, İran'da bir tufan gibi esip, oradaki zerdüşleri, ateşe tapanları orada temizleyip, İslam nuru önünde diz çöktüren Ömer İbn Hattab'dan bahsediyorum ben. Hazreti Peygamber'in elleriyle yetiştirdiği, benden sonra peygamber gelmeyecek, peygamberlik kapısı kapanmıştır, bundan sonra benden sonra gökle yer arasında haber olmayacak, benden sonra peygamber gelse o ancak Ömer olurdu diyecek, benden sonra gelse o Ömer olurdu, gökten bir ateş inse sadece Ömer kurtulurdu diyecek, benden sonra Ömer neredeyse hak ve adalet orada olacak diyecek. Övecek. Peygamber onu övecek. Tarih onu övecek. Said gibi bir aciz kalkıp onu övecek. Said'e şeref olarak yeter Ömer'i anlatmak radıyallahu anh. Medine'de gidiyor. Herkes uyuyor. Gece vakti. Hazreti Ömer yürümektedir Medine-i Münevvere'de. Elinde bir mendil Medine sokaklarında yürüyor. Zata bakar mısınız? Ağlıyor giderken. Ama ne derdi var ki koca halifenin, devletin reisinin ne derdi var acaba? Bir sıkıntısı mı var? Elinde bir mendil parçası Medine'de yürümekte. Subhanallah ya Rabbi. Ehli Beyt'in imamı, Ehli Beyt'in çınarı, Toros dağları kadar, Ağrı dağları kadar heybetli olan, bizim övüncümüz olan Hazreti Ali, bakar ki Hazreti Ömer böyle Medine sokaklarında ter döke döke yürümekte. Manzara görünmedir. İki büyük zat. Biri Resulullah'ın kayınpederi, çünkü
Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa Resulullah'ın hanımıydı. Biri Hazreti Peygamber'in damadı ve amcası oğlu. İki büyük zat, izzet ve kudret. Güneş ve ay, güzellik. İki Bahreyn, iki okyanus, iki ilimde otorite olan. İki büyük zat. Yan yana gelirler. Hazreti Ömer yürürken der ki Hazreti Ali ile eyle Ömer. Ömer nereye gidiyorsun sen böyle? Ey müminlerin büyüğü, sen nereye gidiyorsun böyle? Elinde bir bez parçası, Medine sokaklarında sürekli bir oraya bir oraya. Ne yapıyorsun sen diyeceğim. Bir sıkıntın mı var? Niye yüzünde böyle ter akıyor? Niye ağlıyorsun? Hazreti Ömer der ki, ey peygamberin damadı, ey aziz ve şerefli adam, ey Ebul Hasan, ey Hasan'ın babası, sorma der. Ömer perişan oldu der. Ömer'in beli büküldü. Ömer'in sıkıntısı ağırdır der. Bunu birçok İslam tarihçisi nakletmektedir. Batı'nın büyük yazarları bu olaya hayran kalmışlar. Der ki Hazreti Ömer, sorma der, sorma. Peygamberin damadı. Sorma der, peygamber kızının kocası. Sorma der, Hazreti Peygamber'in fedaisi. Sorma der, Ali. Devlete ait olan bir deve kaçmış. Kaçarken de kapıya sürtünmüş. Vücudu yaralanmış. Vücuduna kan akıyormuş. Şimdi o deve sağda solda gezer de, o devenin üstüne sinekler biner de yarasını acıtırlar da. Sonra Ömer bir gün ölür de, Ömer mahşere gelir de, Ömer'in Rabbi Ömer'e der ki, ey Medine'nin halifesi, ey Mekke'nin halifesi, söyle bakayım bana, sen kendine halife diyordun, yöneticiyim diyordun, ben bu halkın emiriyim diyordun, senin beldendeki bir deve kaçıp o devenin canı acıdığında peki sen neredeydin diyese ben ne cevap vereceğim? Ey Ali diyecek. Allah bana sorsa ve dese ki Ömer bu devenin hesabını nasıl vereceksin? Ne diyeceğim? Hadi diyorum hadi. Allah'ın rahmeti sana olsun. Allah'ın selamı sana olsun. Yürümeye başlar ve sürekli Hazreti Ömer saçlarını çeker ve der ki Ebu Bekir hep bana bu belayı sen bana verdin diyecek. Onlar yöneticiliği bir bela gibi görüyorlardı. Sırtımızdaki bir yük gibi görüyorlardı. Sübhanallah ya Rabbi. Öyle ya. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i halife yapacağı zaman Hazreti Ebu Bekir der ki seni halife yapacağım. Hazreti Ömer der ki Allah için Ebu Bekir beni halife etme. Ömer'i yakma diyecek. Ömer'i bu şeylerle meşgul etme diyecek. Onlar yöneticilikten kaçıyorlardı. Hakkını verememenin acziyetini yaşıyorlardı. Yahut öyle ya. Hazreti Ömer vefat eder. 6 ay geçer aradan. 6 ay. 6 ay sonra oğlu Hazreti Abdullah Hazreti Ömer'i rüyada görür. Hazreti Ömer özel bir zat. Hazreti Peygamber'in birçok defa övgüsünü alan bir zat. Ki fıkıhta muvaffakatı Ömer vardır. Hazreti Ömer'in görüşlerine denk düşen ayetler dahi inmiştir. Özel bir zat. Yani Hazreti Ömer der ki Hazreti Peygamber'e dertleşirken ya der ki Hazreti Peygamber'e keşke Rabbimiz şu konu hakkında şöyle bir ayet indirse demiştir ve o öyle bir ayet inmiştir. Hazreti Ömer'in ona feraseti demişlerdir. Hazreti Ömer'in kerameti demişlerdir. Allah ile Hazreti Ömer'in görüşleri denk düşmüştür. Muvaffakatı Ömer. Özel bir zattır Hazreti Ömer. Özel incelenmesi lazım. Vefat eder Hazreti Ömer. 6 aydır rüyaya gelmez olur. 6 ay sonra Hazreti Ömer oğlunun rüyasına gelir. Sübhanallah. Oğlu Hazreti Abdullah der ki baba seni özel olduk. Gittin daha gelmez oldun. Seni özlüyorum baba. Allah senin dereceni yücelsin.
Çünkü Kur'an buyuruyor ki Allah'ın katında dereceler vardır. Allah senin dereceni yücelsin. Baba der, gittiğin yerlerden bize bir haber verecek misin? Orada nasıl bir muamele gördün? Hazreti Ömer, dikkat ediniz, unutmayınız. Vallahi bu kardeşiniz hiç unutmaz, hiç unutmayacak. Der ki Hazreti Ömer, oğlum der, baban der 6 aydır hesap verilmiş. 6 ay. 6 aydır kim bu hesabı veren? Cennetle müjdelenen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mutlaka şu zat cennete girecek dediği şu zat işte. Baba, ne hesabı verdin? Der ki oğlum, burada der öyle bir hesap var ki, burada öyle bir çetin bir sorgulama var ki kabirde. Der ki babana öyle bir hesap sordular ki der, sadece der rüyada şunu hatırlıyorum, babamın söylediğini. Kabirdekiler bana gereksiz diye görüp çöpe attığım devenin, devlete ait bir devenin bir yularının dahi hesabını sordular. Gereksiz görüp çöpe attığım bir devenin yularının dahi bana hesabını sordular. Bize nasıl hesap sorarlar acaba? Hiç kendinize sorguluyor musunuz? Hiç geceleri ben bugün ne yaptım diye soruyor musun kendine? Hiç geceleri Allah için ben ne yaptım diye soruyor musun kendine? Hazreti Ömer diyor ki gereksiz görüp de attığım bir devenin yularının hesabını bana Allah sor. Sana sormayacak mı? Sen Hazreti Ömer kadar büyük müsün? Vallahi sen bir Hazreti Ömer edemezsin. Ey talebe okutan, ele öpülecek amcam, etrafındaki talebelerden sorumlu olduğunu bilmiyor musun? Onlara model olarak Hazreti Peygamber'i göster. Hesabını veremeyiz. Hiçbirimiz bir Hazreti Ali gibi olamayız. Hiçbirimiz bir Hazreti Hasan değiliz. Hiçbirimiz bir Hazreti Osman değiliz. Onları yetiştiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Bu dünyaya bir daha bir Hazreti Ali gelmeyecek. Bu dünyaya bir daha bir Hazreti Ömer gelmeyecek. Ve şu kainatın en muktedir olanı, şu müthiş kadro yetiştiren, kainatın gördüğü ve görebileceği en büyük insan, bir daha bu dünyaya Hazreti Muhammed gelmeyecek Aleyhisselam. O kapı kapanmıştır. Onun yolu ortadadır. Anlatılıyor. Hatipler konuşuyor, alimler konuşuluyor. İşte Muhammed Nebi'nin yolu budur diyorlar. Sırat-ı müstakim işte. Dosdoğru yol. Bir daha onlar gelmeyecekler. Onlar yolu öğrettiler. Ve selamların en güzeliyle Mevlam'ın sonsuz rahmet ve mağfiretiyle. Hazreti Ömer halifedir. Koca Medine'nin ötelerin ve ötesinin bütün iktidarı, bütün gücü ellerinin altındadır. Müthiş bir otorite kurar, ordu kurar, divan kurar, bütçe yapar. Devleti bütün müesseseleriyle oturtur. Bir gün aynada kendi kendine bakar. Şöyle bir kendine bakar, kendini seyreder. Der ki bütün bunları yapan benim. Doğudan batıya bütün beldeler benim kontrolüm altında. Dünyaya yumruğumu vuran bir gücüm ben artık. Sonra birdenbire dışarı çıkar. Cuma günüdür. Cuma namazı kıldıracak. Cuma'da konuşacak. Müminlere hitapta bulunacak Halife Ömer. Minbere çıkar. Allah Nebisi'nin minberindedir. Sağ tarafında Resulullah'ın mezarı var. Yanında Hazreti Ebu Bekir'in mezarı. Hazreti Ömer ise o minberde Hazreti Peygamber'in 3 basamaklı minberindedir. Müthiş bir konuşma yapar. Konuşmasının özeti nefsiyle hesaplaşmasıdır. Kendi kendine kızar. Der ki bugün ben sizin başınızdayım. Ama düne kadar ukaz panayırında güreşen bir adamdım ben. Hiçbir şeydim. Bugün ise şu kadar gücün sahibiyim ben.
Ama ben çobanlık yapardım, elimde değnek, hurma karşılığında çobanlık yapardım. Çobanları güderdim, hayvanları güderdim, karşında para alırdım. Ama bugün bu makamdayım, benim dünümü hiç unutmayın der. Müthiş bir hesaplaşma duygusu içinde. Sonra minberinden iner ve mescidin bir tarafında bir kadına ait olan koca bir çuvalı, bir un çuvalını sırtına alır. Çarşıda yürümeye başlar. Cumhurbaşkanı, belki cumhurbaşkanından daha büyük misyona sahip olan halifedir. Müminlerin tümünün göz bebeğidir. Allah nebisinin yakınıdır. Resulullah'ın sol koludur. Bütün işlerinde peygamberin yardımcısıdır. Ama Medine çarşısında bir hammal gibi sırtında yük taşıyor. Onu görenler ayağa kalkıyorlar. Onu görenler ayağa kalkıyorlar. Ömer geçiyor, Ömer. Ama bu ne be? Sırtında bir çuval un taşıyor. Bir ara oğlu Abdullah babasına doğru yönelir. Babasına yanaşır. Baba ben taşısam, baba ben alsam. Karışma der. Yürür yürür. Sonra birdenbire döner oğluna. Abdullah zoruna mı gitti çuval taşımam? Medine şehrinde, Medine'nin çarşısında çuval taşımam zoruna mı gitti? Sen halifenin oğlusun. Zoruna mı gitti evladım? Abdullah der ki baba uygun değil. Sen halifesin. Sen cumhurun reisisin. Halkın başkanısın sen. Un taşımaz halife. Ben de aynı seni gibi düşünüyordum. Bugün aynaya baktım oğlum. Nefsim kabardı birdenbire. Dedim ki şarkın ve garbın liderisin sen. Sen sensin Ömer'sin. İçime bir ucub girdi. Bir beğeniş girdi. İçime bir fitne girdi. İçime bir şeytan dokundu. İçime bir şey geldi. Sonra ben kendi kendime dışarı çıktım. Şunu demek istedim. Hattab'ın oğlu sen hiçbir şey değilsin. Bugün toprağın üzerindesin. Yarın bir laşesin. Toprağın altında bir cesetsin. Kendine gel bir şey değilsin. Nefsimi kahretmek istedim. Egomu yıkmak istedim. Onun için sırtıma çuvalı aldım ve yürüyorum. Evladım sen de böyle anla. Hakikaten ulaşılamayacak bir yıldız gibi, bir Süreyya gibiydiler. Onlara ulaşmak değil, onlardan bahsetme hakkına bile sahip değiliz. Onun için onların farkındayız ve Mevlam onların yolundan, Resulullah'ın ve sahabesinin yolundan bizi hiç ama hiç uzak eylemesin inşallah. Gece yarısıdır. Halife Ömer'dir yine. Gecenin ilerlemiş saatleri, gece 12 bugünkü saatle. Yanında Hazreti Abbas var. Peygamberin amcası, Hazreti Ömer'in çok sevdiği. Elinde değnek, Ömer yürüyor. Aslında devletin zabıtası var. Devletin polisi de var, gece bekçileri. Ama halife elinde değnek, sokaklarda dolaşıyor. Gecenin yarısı tek başına. Yanında peygamber amcası Abbas. Geceleri kontrol ediyor, sokakları teftiş ediyor. Bir derdi, çabası, sıkıntısı olan var mı? Halife uyursa ümmet uyur. Halife gevşek davranırsa ümmet yüreğini yitirir. Halife korkarsa ümmet çıldırır. Onun için uyanık olması lazım. Elinde değine sokak sokak dolaşıyor. Bir çadır görür. Bir ışık yanıyor çadırın içinde. Ufak bir ışık. Abbas, Medine'nin dışında bu çadır yeni gördüm. Dün yoktu, sen görmüş müydün? Görmemiştim. Yabancı biri herhalde, uzaktan gelen biri burada. Gel bir gidelim, uğrayalım. Işık yandığına göre bir ihtiyacı vardır. Gelirler. Bakarlar ki 3 tane çocuk ağlıyor, küçük bebeler. Bir ateş yanıyor. Koca bir tencere ateşin üzerinde yaşlı bir kadın elindeki şöyle kaşıkla çorba karıştırır gibi tabağa karıştırıyor tencereyi.
Hazreti Ömer selam verir. Der ki kadına, nine, ihtiyar nine, hoş geldin. Hoş geldin evladım, hoş bulduk evladım. Nine, bu çocuklar niye ağlıyorlar? Niye ağlıyorlar bu çocuklar? Gecenin yarısı, niye ağlatıyorsun bu evlatları? Nine der ki, açtırlar, aç. Yedirecek yemek yok. Ama tencere kaynıyor. Ateşin üzerinde tencere var. Bu tencereden onlara yedirsene anine. Nine bakar Hazreti Ömer'e. Tencerede yemek yok ki oğlum. Ama kaynayan bir şey var. Tencerenin kapağını açar, Hazreti Ömer'e gösterir. Tencerenin içinde taşlar var, bildiğimiz taş. Taşları karıştırıyor kadın Habire. Hazreti Ömer hayret eder. Taş mı pişiriyorsun nine? Nine döner ve evet, taş yüreklerin bulunduğu yerde yaşıyorum. Onun için taş pişiriyorum. Niye yemek pişirmiyorsun? Nereden bulayım yemek ben? Ben, çocuklar ağlıyor, açtırlar. Onları avundurmak için yemek pişirir gibi taş döndürüyorum. Uykuları gelip uyuyuncaya kadar ağlar, ağlar sonra yorgun düşüp ağlar, yatarlar. O ana kadar ben tencerenin içindeki taşları döndürüyorum. Ömer beyninden vurulmuşa döner. Yeni mi geldin yine? Yeni geldim. İyi de halifeye gitsen ya. Ömer'e gitseydin ya. Ben Ömer'im demiyor. Ömer'e gitseydin ya. Derdini anlasaydın ya. Kadın şöyle dik bakar Hazreti Ömer'e. Ben Ömer'e niye girecekmişim? Ömer'in haberi yoksa benden. Ben niye girecekmişim? Hazreti Ömer şöyle incelir. Eğilir. Ana. Kocamış ana. Kocamış kadın. Sen gitmezsen, derdini anlatmazsan, şikayet etmezsen, Ömer nereden bilsin senin durumunu? Ömer'i suçlama deyince kocamış kadın döner. Eğer bilmiyorsa Ömer, şurada bir çadırın olduğunu, üç sabinin aç olduğunu, o makamında oturmasın o zaman. O makamı hak etmiyor o zaman. Çarpılır Ömer, sendeler koca, 2 metre boyundaki adam, sendeler. Hiçbir şey söylemez. Döner ve hızla hızla yürür. Peygamber amcası Abbas yetişemez Hazreti Ömer'e. Öylesine hızlı yürümektedir ki Ömer. Gelir ve gecenin yarısında devletin kilerini açar, deposunu. Fakirlere dağıtılmak üzere un, yağ, bir şeyler var orada. Açar oranın kilitlerini, koca bir torba unu sırtına alır, bir yağ tulumunu eline alır ve sonra hızlı hızlı yürümeye başlar. Ömer yürüyor, Abbas yetişemiyor ona. Ömer'in hızına yetişemiyor. Ömer ter içinde 50 kiloluk bir çuval sırtında yürüyor. Bir ara Hazreti Abbas döner. Müminlerin emiri, yardım edeyim sana. Ter içinde kaldın, baksana haline. Elindeki yağı ver bari en azından bana. Döner Hazreti Ömer der ki, hayır hayır Abbas, peygamber amcası, hayır. Yarın mahşere çekildiğimde hesaba tek başıma çekileceğim. Yarın Allah bana hesap sorduğunda benim günahımı alamazsın ki sen. Şu adama dua et, Allah beni affetsin. Şu 3 çocuğun halini mahşerde Allah bana soracak. Gelir kapıya kadar, çuvalı indirir, çuvalı yırtar, taşları indirir, su koyar, yağ koyar, bir bulamaç yapar Hazreti Ömer, çorba yapar, sonra yetim çocukların önüne koyar, çocuklar yiyin der, kaşıkla çocuklara yedirir, sonra çocukları uyutur. Koca kadın, kocamış kadın Ömer'i seyrediyor, hayret içerisinde. Hazreti Ömer'i seyrediyor. Sonra döner ve kadın der ki, delikanlı delikanlı, Allah senden razı olsun. Halife Ömer olacağına sen olmalıydın. Ömer'in makamı sana yakışır. Ömer'e değil der. Makamı sana yakışır, Ömer'e değil. Hazreti Ömer hiçbir şey söylemez. Ben Ömer'im demez. Ana der.
Medine Mescidi'nin bitişiğinde yakınında bir oda var. Önünde kimse yok. O odadan içeriye git yarın. Halife orada olacak. Halifeyle konuşuruz. Sana maaş bağlayacak. Sen de git yarın oraya nine. Sonra çıkar. Yürür. Yürüdükçe Ömer'in sakalları titrer. Hazreti Abbas'a bakar. Abbas der ki kendini çok tüketiyorsun. Kendini çok yoruyorsun. Ümmeti de yoruyorsun. Der ki Abbas baksana ya. Şu üç çocuk günahsız üç sabi aç bir ilaç. Ben evimde yatıyorum çocuklar açlıktan inliyor. Yarın Allah sana bana soracak onu. Abbas. Sabahleyin kocamış kadın, yaşlı kadın Ömer'i arıyor. Derler ki halife şu odada. İçeriye girer. Bakar ki dün gece ona çorba pişiren, sırtında un taşıyan adam. Kadın der ki ben Ömer'i arıyordum evlat. Ömer benim ana. Ömer benim. Sen Ömer misin? Ömer benim ana. Hoş geldin. Bağışla beni. Unutkanlığımdan, bağışla beni hatamdan, bağışla beni yaptığım yanlışlıktan dolayı şu adama merhamet et, dua et der. Kadın kalkar, elini sırtına koyar halifenin. Hep böyle ol evlat, hep böyle ol. Böyle oldukça devlet olur, böyle oldukça nizam olur. Dua eder ve çıkar. Ümmet Ömer'ini arıyor. İnsanlık Ömer'ini arıyor. Ve insanlık Ömer'ini bulacaktır. Ve insanlık Ömer'inle beraber dünyaya inşallah İslam'ın adaletini anlatacaktır. Çünkü gelecek yarın elbet bizim, elbet bizim. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Elbet gelecek İslam'ındır. Elbet gelecek Hazreti Muhammed Mustafa sevdalılarınındır. Aleyhissalatü vesselam. Rabbim bizleri onun bereketinden bir an dahi mahrum etmesin inşallah. Hazreti Peygamber'in birçok defa övgüsünü alan bir zat. Ki fıkıhta muvaffakatı Ömer vardır. Hazreti Ömer'in görüşlerine denk düşen ayetler dahi inmiştir. Özel bir zat. Yani Hazreti Ömer der ki Hazreti Peygamber'le dertleşirken, ya der ki Hazreti Peygamber'e keşke Rabbimiz şu konu hakkında şöyle bir ayet indirse demiştim ve o öyle bir ayet inmiştir. Hazreti Ömer'in ona feraseti demişlerdir. Hazreti Ömer'in kerameti demişlerdir. Allah ile Hazreti Ömer'in görüşleri denk düşmüştür. Muvaffakat-ı Ömer özel bir zattır Hazreti Ömer. Özel incelenmesi lazım. Vefat eder Hazreti Ömer 6 aydır rüyaya gelmez olur. 6 ay sonra Hazreti Ömer oğlunun rüyasına gelir. Subhanallah. Oğlu Hazreti Abdullah der ki baba seni özel olduk. Gittin daha gelmez oldun. Seni özlüyorum baba. Allah senin dereceni yücelsin. Çünkü Kur'an buyuruyor ki Allah'ın katında dereceler vardır. Allah senin dereceni yücelsin. Baba der, gittiğin yerlerden bize bir haber verecek misin? Orada nasıl bir muamele gördün? Hazreti Ömer, dikkat ediniz, unutmayınız. Vallahi bu kardeşimiz hiç unutmadı, hiç unutmayacak. Der ki Hazreti Ömer, oğlum der, baban der 6 aydır hesap verilmiş. 6 ay. 6 aydır kim bu hesabı veren? Cennetle müjdelenen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mutlaka şu zat cennete girecek dediği şu zat işte. Baba ne hesabı verdin? Der ki oğlum burada der öyle bir hesap var ki, burada öyle bir çetin bir sorgulama var ki kabirde. Der ki babana öyle bir hesap sordular ki der. Sadece der, rüyada şunu hatırlıyorum, babamın söylediğini. Kabirdekiler bana gereksiz diye görüp
çöpe attığım devenin, devlete ait bir devenin bir yularının dahi hesabını sordular. Gereksiz görüp çöpe attığım bir devenin yularının dahi bana hesabını sordular. Bize nasıl hesap sorarlar acaba? Hiç kendinize sorguluyor musunuz? Hiç geceleri ben bugün ne yaptım diye soruyor musun kendine? Hiç geceleri Allah için ben ne yaptım diye soruyor musun kendine? Hazreti Ömer diyor ki, gereksiz görüp de attığım bir devenin yularının hesabını bana Allah sordu. Sana sormayacak mı? Sen Hazreti Ömer kadar büyük müsün? Vallahi sen bir Hazreti Ömer edemezsin. Ey talebe okutan, ele öpülecek amcam, etrafındaki talebelerden sorumlu olduğunu bilmiyor musun? Onlara model olarak Hazreti Peygamber'i göster. Hesabını veremeyiz. Hiçbirimiz bir Hazreti Ali gibi olamayız. Hiçbirimiz bir Hazreti Hasan değiliz. Hiçbirimiz bir Hazreti Osman değiliz. Onları yetiştiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Bu dünyaya bir daha bir Hazreti Ali gelmeyecek. Bu dünyaya bir daha bir Hazreti Ömer gelmeyecek. Ve şu kainatın en muktedir olanı, şu müthiş kadro yetiştiren, kainatın gördüğü ve görebileceği en büyük insan, bir daha bu dünyaya Hazreti Muhammed gelmeyecek Aleyhisselam. Bu kapı kapanmıştır. Onun yolu ortadadır. Anlatılıyor. Hatipler konuşuyor, alimler konuşuyor. İşte Muhammed Nebi'nin yolu budur diyorlar. Sırat-ı müstakim işte. Dost doğru yol. Bir daha onlar gelmeyecekler. Onlar yolu öğrettiler. Ve selamların en güzeliyle Mevlam'ın sonsuz rahmet ve mağfiretiyle. Hazreti Ömer halifedir. Koca Medine'nin ötelerin ve ötesinin bütün iktidarı, bütün gücü ellerinin altındadır. Müthiş bir otorite kurar, ordu kurar, divan kurar, bütçe yapar. Devleti bütün müesseseleriyle oturtur. Bir gün aynada kendi kendine bakar. Şöyle bir kendine bakar, kendini seyreder. Der ki, bütün bunları yapan benim. Doğudan batıya bütün beldeler benim kontrolüm altında. Dünyaya yumruğumu vuran bir gücüm ben artık. Sonra birdenbire dışarı çıkar. Cuma günüdür. Cuma namazı kıldıracak. Cuma'da konuşacak. Müminlere hitapta bulunacak Halife Ömer. Minbere çıkar. Allah Nebisi'nin minberindedir. Sağ tarafında Resulullah'ın mezarı var. Yanında Hazreti Ebu Bekir'in mezarı. Hazreti Ömer ise o minberde, Hazreti Peygamber'in 3 basamaklı minberindedir. Müthiş bir konuşma yapar. Konuşmasının özeti nefsiyle hesaplaşmasıdır. Kendi kendine kızar. Der ki, bugün ben sizin başınızdayım. Ama düne kadar ukaz panayırında güreşen bir adamdım ben. Hiçbir şeydim. Bugün ise şu kadar gücün sahibiyim ben. Ama ben çobanlık yapardım. Elimde değnek, hurma karşılığında çobanlık yapardım. Çobanları güderdim, hayvanları güderdim. Karşında para alırdım. Ama bugün bu makamdayım. Benim dünümü hiç unutmayın der. Müthiş bir hesaplaşma duygusu içinde. Sonra minberinden iner ve mescidin bir tarafında bir kadına ait olan koca bir çuvalı, bir un çuvalını sırtına alır. Çarşıda yürümeye başlar. Cumhurbaşkanı, belki cumhurbaşkanından daha büyük misyona sahip olan halifedir. Müminlerin tümünün göz bebeğidir. Allah Nebisi'nin yakınıdır. Resulullah'ın sol koludur. Bütün işlerinde peygamberin yardımcısıdır. Ama Medine çarşısında bir hammal gibi sırtında yük taşıyor. Onu görenler ayağa kalkıyorlar. Onu görenler ayağa kalkıyorlar. Ömer geçiyor, Ömer. Ama bu ne be? Sırtında bir çuval un taşıyor. Bir ara oğlu Abdullah babasına doğru yönelir. Babasına yanaşır.
Baba ben taşısam, baba ben alsam. Karışma der, yürür yürür, sonra birdenbire döner oğluna. Abdullah, zoruna mı gitti çuval taşımam Medine şehrinde? Medine'nin çarşısında çuval taşımam zoruna mı gitti? Sen halifenin oğlusun, zoruna mı gitti evladım? Abdullah der ki baba uygun değil, sen halifesin, sen cumhurun reisisin, halkın başkanısın sen, un taşımaz halife. Ben de aynı seni gibi düşünüyordum. Bugün aynaya baktım oğlum, nefsim kabardı birdenbire. Dedim ki şarkın ve garbın liderisin sen. Sen sensin Ömer'sin. İçime bir ucub girdi, bir beğeniş girdi, içime bir fitne girdi, içime bir şeytan dokundu, içime bir şey geldi. Sonra ben kendi kendime dışarı çıktım. Şunu demek istedim, Hattab'ın oğlu sen hiçbir şey değilsin. Bugün toprağın üzerindesin, yarın bir laşesin, toprağın altında bir cesetsin. Kendine gel, bir şey değilsin. Nefsimi kahretmek istedim, egomu yıkmak istedim. Onun için sırtıma çuvalı aldım ve yürüyorum. Evladım sen de böyle anla. Hakikaten ulaşılamayacak bir yıldız gibi, bir Süreyya gibiydiler. Onlara ulaşmak değil, onlardan bahsetme hakkına bile sahip değiliz. Onun için onların farkındayız ve Mevlam onların yolundan, Resulullah'ın ve sahabesinin yolundan bizi hiç ama hiç uzak eylemesin inşallah. Gece yarısıdır. Halife Ömer'dir yine. Gecenin ilerlemiş saatleri, gece 12 bugünkü saatle. Yanında Hazreti Abbas var. Peygamberin amcası, Hazreti Ömer'in çok sevdiği. Elinde değnek, Ömer yürüyor. Aslında devletin zabıtası var, devletin polisi de var, gece bekçileri. Ama halife elinde değnek sokaklarda dolaşıyor. Gecenin yarısı tek başına. Yanında peygamber amcası Abbas. Geceleri kontrol ediyor, sokakları teftiş ediyor. Bir derdi, çabası, sıkıntısı olan var mı? Halife uyursa ümmet uyur. Halife gevşek davranırsa ümmet yüreğini yitirir. Halife korkarsa ümmet çıldırır. Onun için uyanık olması lazım. Elinde değine sokak sokak dolaşıyor. Bir çadır görür. Bir ışık yanıyor çadırın içinde. Ufak bir ışık. Abbas, Medine'nin dışında bu çadır yeni gördüm. Dün yoktu, sen görmüş müydün? Görmemiştim. Yabancı biri herhalde, uzaktan gelen biri burada. Gel bir gidelim, uğrayalım. Işık yandığına göre bir ihtiyacı vardır. Gelirler. Bakarlar ki 3 tane çocuk ağlıyor, küçük bebeler. Bir ateş yanıyor. Koca bir tencere ateşin üzerinde yaşlı bir kadın elindeki şöyle kaşıkla çorba karıştırır gibi tabağa karıştırıyor tencereyi. Hazreti Ömer selam verir. Der ki kadına, nine, ihtiyar nine, hoş geldin. Hoş geldin evlat, hoş bulduk evladım. Nine, bu çocuklar niye ağlıyorlar? Niye ağlıyorlar bu çocuklar? Gecenin yarısı, niye ağlatıyorsun bu evlatları? Nine der ki açtırlar, aç. Yedirecek yemek yok. Ama tencere kaynıyor. Ateşin üzerinde tencere var. Bu tencereden onlara yedirsene nine. Nine bakar Hazreti Ömer'e. Tencerede yemek yok ki oğlum. Ama kaynayan bir şey var. Tencerenin kapağını açar, Hazreti Ömer'e gösterir. Tencerenin içinde taşlar var, bildiğimiz taş. Taşları karıştırıyor kadın habire. Hazreti Ömer hayret eder. Taş mı pişiriyorsun nine? Nine döner ve evet, taş yüreklerin bulunduğu yerde yaşıyorum. Onun için taş pişiriyorum. Niye yemek pişirmiyorsun? Nereden bulayım yemek ben? Ben, çocuklar ağlıyor, açtırlar. Onları avundurmak için yemek pişirir gibi taş döndürüyorum.
Uykuları gelip uyuyuncaya kadar ağlar ağlar, sonra yorgun düşüp ağlar yatarlar. O ana kadar ben tencerenin içindeki taşları döndürüyorum. Ömer beyninden vurulmuşa döner. Yeni mi geldin yine? Yeni geldim. İyi de halifeye gitsen ya, Ömer'e gitseydin ya, ben Ömer'im demiyor. Ömer'e gitseydin ya, derdini anlasaydın ya. Kadın şöyle dik bakar Hazreti Ömer'e. Ben Ömer'e niye girecekmişim? Ömer'in haberi yoksa benden, ben niye girecekmişim? Hazreti Ömer şöyle incelir, eğilir. Ana, kocamış ana, kocamış kadın. Sen gitmezsen, derdini anlatmazsan, şikayet etmezsen, Ömer nereden bilsin senin? Yürüyordu Medine'de sallana sallana, Medine'de kırkın adımlarla, Medine'de sanki kainat başına düşmüşçesine yürüyordu. Onu anlatırken içimde hep fırtınalar eser. Onu anlatırken hep anlatamamış olmanın hakkını veremediğimi düşünürüm. Onu anlatırken sanki kitaplarda onu okurken, siret kitaplarında bütün rikkat ve dikkat bakışlarım onun hayatına hep odaklanmıştır. Müthiş bir insan. Vallahi bir benzerine daha tarihte şahit olunmamış ender bir insan. Müthiş bir insan. Ama her şeyde öyle, siyasi hareketlerde de öyle, komutanlıkta da öyle, adalette de öyle, ahlakta da öyle, kendisinden çok konuşturulmuş bir zat, kendisinden çok bahsettirilmiş, kainat yaratıldığından beri şu dünyaya gelen ender insanlardan, İslam tarihinde en çok konuşulan isimlerden birisi, kendine hayran bırakan isimlerden birisi. Medine'de dalgın adımlarla ama yere ağır basan, kumları harekete geçiren sert adımlarla yürümekte, uzun boyuyla yeri basan, kumları yerden kaldıran, o cüssesiyle, heybetiyle, şecaatiyle Medine sokaklarında yürümekte. Kim bu zat? Kim bu zat? Hazreti Ömer. Geceleri İnsanların uyuduğu o saatlerde, insanların istirahat ettiği o saatlerde, kim bu uyumayan bu zat? Herkesin uyuduğu şu saatlerde uyumayan kim bu zat? Herkesin sabah namazına kalkacağı vakitlerde, istirahat edip uyuduklarında, elinde bir mendille Medine sokaklarında, ya leyte ümmülem terimli, keşke annen seni doğurmasaydı diyen, kalben ağlayan, gözyaşları döken kim bu zat? Annen seni doğurmasaydı diyen, kendine hayıflanan kim bu zat? Herkes uyurken nöbet bekleyen kim bu zat? Medine'nin, Mekke'nin, Irak'ın, İran'ın, Basra'nın, Yemen'in halifesinden bahsediyorum. 5 gece içerisinde bütün Arap beldelerini fetheden bir zattan bahsediyorum. Kisra'yı İran'ın tarihindeki en büyük hazinelere sahip olan, İran'ın büyük saraylarının sahibi olan Kisra'yı sarayında sarsan, sarayını başına çeviren, İran'da bir tufan gibi esip, oradaki zerdüşleri, ateşe tapanları orada temizleyip, İslam nuru önünde diz çöktüren Ömer İbn Hattab'dan bahsediyorum ben. Hazreti Peygamber'in elleriyle yetiştirdiği, benden sonra peygamber gelmeyecek, peygamberlik kapısı kapanmıştır, bundan sonra benden sonra gökle yer arasında haber olmayacak, benden sonra peygamber gelse o ancak Ömer olurdu diyecek, benden sonra gelse o Ömer olurdu, gökten bir ateş inse sadece Ömer kurtulurdu diyecek, benden sonra Ömer neredeyse hak ve adalet orada olacak diyecek. Övecek. Peygamber onu övecek. Tarih onu övecek. Said gibi bir aciz kalkıp onu övecek. Said'e şeref olarak yeter Ömer'i anlatmak radıyallahu anh. Medine'de gidiyor. Herkes uyuyor. Gece vakti.
Hazreti Ömer yürümektedir Medine-i Münevvere'de. Elinde bir mendil Medine sokaklarında yürüyor. Zata bakar mısınız? Ağlıyor giderken. Ama ne derdi var ki koca halifenin, devletin reisinin ne derdi var acaba? Bir sıkıntısı mı var? Elinde bir mendil parçası Medine'de yürümekte. Subhanallah ya Rabbi. Ehl-i Beyt'in imamı, Ehl-i Beyt'in çınarı, şu Toros dağları kadar, Ağrı dağları kadar heybetli olan, bizim övüncümüz olan Hazreti Ali, bakar ki Hazreti Ömer böyle Medine sokaklarında ter döke döke yürümekte. Manzara görülmedir. İki büyük zat. Biri Resulullah'ın kayınpederi. Çünkü Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa Resulullah'ın hanımıydı. Biri Hazreti Peygamber'in damadı ve amcası oğlu. İki büyük zat. İzzet ve kudret. Güneş ve ay. Güzellik. İki Bahreyn, iki okyanus. İki ilimde otorite olan. İki büyük zat. Yan yana gelirler. Hazreti Ömer yürürken der ki Hazreti Ali ile eyne Ömer. Ömer nereye gidiyorsun sen böyle? Ey müminlerin büyüğü, sen nereye gidiyorsun böyle? Elinde bir bez parçası Medine sokaklarında sürekli bir oraya bir oraya. Ne yapıyorsun sen diyecek. Sıkıntın mı var? Niye yüzünde böyle ter akıyor? Niye ağlıyorsun? Hazreti Ömer der ki ey peygamberin damadı, ey aziz ve şerefli adam, ey Ebul Hasan, ey Hasan'ın babası sorma der. Ömer perişan oldu der. Ömer'in beli büküldü. Ömer'in sıkıntısı ağırdır der. Bunu birçok İslam tarihçisi nakletmektedir. Batı'nın büyük yazarları bu olaya hayran kalmışlardır. Der ki Hazreti Ömer, sorma der, sorma. Peygamberin damat. Sorma der, peygamber kızının kocası. Sorma der, Hazreti Peygamber'in fedaisi. Sorma der, Ali. Devlete ait olan bir deve kaçmış. Kaçarken de kapıya sürtünmüş, vücudu yaralanmış, vücuduna kan akıyormuş. Şimdi o deve sağda solda gezer de, o devenin üstüne sinekler biner de, yarasını acıtırlar da. Sonra Ömer bir gün ölür de, Ömer mahşere gelir de, Ömer'in Rabbi Ömer'e der ki, ey Medine'nin halifesi, ey Mekke'nin halifesi, söyle bakayım bana, sen kendine halife diyordun, yöneticiyim diyordun, ben bu halkın emiriyim diyordun, senin beldendeki bir deve kaçıp o devenin canı acıdığında peki sen neredeydin diyese ben ne cevap vereceğim? Ey Ali diyecek. Allah bana sorsa ve dese ki Ömer, bu devenin hesabını nasıl vereceksin? Ne diyeceğim? Hadi diyor, hadi. Allah'ın rahmeti sana olsun. Allah'ın selamı sana olsun. Yürümeye başlar ve sürekli Hazreti Ömer saçlarını çeker ve der ki, Ebu Bekir, hep bana bu belayı sen bana verdin diyecek. Onlar yöneticiliği bir bela gibi görüyorlardı. Sırtımızdaki bir yük gibi görüyorlardı. Subhanallah ya Rabbi. Öyle ya. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i halife yapacağı zaman Hazreti Ebu Bekir der ki, seni halife yapacağım. Hazreti Ömer der ki, Allah için Ebu Bekir beni halife etme. Ömer yakma diyecek. Ömer'i bu şeylerle meşgul etme diyecek. Onlar yöneticilikten kaçıyorlardı. Hakkını verememenin acziyetini yaşıyorlardı. Yahut öyle ya. Hazreti Ömer vefat eder. 6 ay geçer aradan. 6 ay. 6 ay sonra oğlu Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer'i rüyada görür. Hazreti Ömer özel bir zat.